Evet, iyi akşamlar. Bir Bakış Açısı programıyla daha karşınızdayız. Değerli izleyenler, bu akşam da gündemin tüm detaylarını 19 ana haber bültenine bırakıyoruz. Ve biz bu akşam yine konuk ağırlayacağız. İki bölüm halinde gerçekleştireceğiz programımızı. İlk bölümümüzde iki konuğumuz var. Daha sonra ikinci bölümümüzde Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan'ı ağırlayacağız burada. Ve ben vakit kaybetmeden ilk bölüm konuklarıma dönmek istiyorum. Aslında tanıdık bir sima, Gülünay Selçuk. Gülünay, seni tanıtmaya bilmem gerek var mı? Olay TV Yok. Program yapımcısı. Aynı zamanda yaptığın birbirinden güzel programları Olay TV izleyicileri izliyor. Bu akşamki konumuz Senfoni. Senfoni'yi de Olay TV ekranlarından yayınlanan Senfoni konserlerini de bizzat sen sunuyorsun. Evet, hoş geldin diyorum ben. Sağ olun, hoş bulduk. Ve Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Müdürü Gökçe Özler. Gökçe Özler, siz de hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim. Buradan ayağınızın tozuyla gidip senfoni konserine yetişeceksiniz. Evet. Aslında senfoni konserleri her perşembe günü gerçekleştiriliyor saat 20'de. Ancak bu hafta saat 20'de olacak. Bursalılara 20'de sesleneceksiniz. Bunu da bugün. Evet, cuma günü. Sadece evet. Bu haftaya özgü bir şey. Bunu da konuşacağız. Bu konseri de konuşacağız ama ağırlıklı olarak Malta konserinizi konuşmak isterim. Günay, istersen Gökçe Özler'den başlayalım. Elbette. Nitekim Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası Malta'ya turneye gitti. Nasıl oldu bu? Bundan başlayalım. Evet. Aslında bizim yurt dışı turnelerimiz çok sık rastlanan durumlar değildir. Hep yurt içinde turnelere gidiyoruz. Genelde evet, yurt içinde turnelere gidiyoruz. Çanakkale, Konya gibi geçen sene yaptığımız turneler ve buna benzer yakın şehirlere bölge konserleri yapıyoruz. Yurt dışı turneleri şimdiye kadar Bulgaristan, Rodos, Suriye gibi ülkelere gittik. Bir Malta turnesi oldu. Çok da keyifli geçti. Şu şekilde, Maltalı bir şef olan Alexei Galea Cavalassi orkestramız hakkında yeni sıkça bizi yönetmeye gelen Mikhail Iskrov'dan övgüler duymuş ve orada gerçekleştirmek istediği bir konseri bizim kayıtlarımızı filan dinledikten sonra, Olay TV'nin yayınlamış olduğu kayıtları dinledikten sonra bizimle yapmaya karar vermiş. İrtibata geçildi. Uygun şartlar oluştu ve Malta'ya gidildi. Bu şekilde. Malta'da gerçekleştirilen Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nın ilk konseri. Daha doğrusu ilk kez yabancı bir orkestra konuk ediyorlar değil mi? Evet. Malta'ya giden ilk Türk orkestrası. İlk Türk orkestrası. O önemli. Bir de Malta'ya giden yaklaşık 20 yıldır ilk yabancı orkestra. Malta'da bir filarmoni orkestrası var. O orkestra orada etkinliklerini sürdürüyor. Onun haricinde ilk defa bir yabancı orkestra, yaklaşık 20 yıldır ilk defa bir yabancı orkestra katıldı. Çok ilginç değil mi? 20 yıldan bu yana ilk kez bir yabancı orkestra oraya konuk oluyor. 20 yıldan beri neden gerçekleşmemiş bu tür konserler? Vallahi bilemiyorum. Herhalde uygun şartlar oluşmamıştır diye tahmin ediyorum. Tesadüf etmemiştir. Bize tesadüf etti. Evet, peki. Gülünay, yıllardır Bursa'daki senfoni orkestralarına konserlerini takip ediyorsun. Türkiye'nin değişik bölgelerindeki konserleri de takip ediyorsun. Malta'yı nasıl buldun? O atmosferi anlatır mısın? İzlenimlerini alalım. Şimdi çok kısa konuşacağım. Çünkü daha çok Gökçe Bey'in anlatmasını istiyorum. Evet. Bu konser aynı zamanda diplomatik bir öneme de sahip. Türkiye-Malta ilişkilerinin 50. yıl dönümü. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın verdiği bu konserin de ana başlığı buydu. Diplomatik ilişkiler adına. Orada konuştuğumuz yetkililer bir hafta önce Başbakan Binali Yıldırım'ın da ziyarette bulunduğunu ifade ettiler. Ve hemen arkasından peş peşe 50. yıl etkinlikleri çerçevesinde sanırım orkestranın verdiği konser final anlamında nokta koydu diyebilirim. Halkın özellikle kültür sanat faaliyetlerine ilgisi çok fazla. Ama sadece halk yeterli mi? Değil. Yönetim kadrosu da, yani Cumhurbaşkanı'ndan büyükelçilere bu tip önemli organizasyonlarda neredeyse tam kadro bulunuyorlar konser salonunda. Ayrıca
şunu da belirtmek lazım. Malta için çok önemli bir konferans merkezinde gerçekleşti. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın konseri. Akdeniz Konferans Merkezi'nde 1500 kişilik bir konferans merkezi. Aslında bir şato bu arada genel anlamda. Yani şövalyelik unvanlarıyla bezenmiş ve süslenmiş bir girişi var. Konferans alanının yani konser alanının sağında ve solunda tıpkı filmlerde gördüğünüz o 400-500 metrekarelik vals alanlarını andıran tamamen taştan ve 600-700 yıllık özel salonlar var. Oraları diplomatik anlamda kullanıyorlar, değerlendiriyorlar ama konser salonu çok mistikti gerçekten. Şimdi ben keyif verdi izlemek. Kesinlikle, kesinlikle çok büyüleyiciydi ve izleyicilerin, sanatseverlerin konser salonu içinde mutlak bir sakinliği vardı, onu söyleyebilirim. Salon doluydu değil mi? Evet, salon doluydu. Katlar halinde ve ikinci katta Cumhurbaşkanı dahil olmak üzere Adalet ve Kültür Bakanı ve beraberinde pek çok Amerikan Büyükelçisi, Türk Büyükelçisi hazır bulunuyordu konser anında. Değişik bir seremonileri var. Ben müzik anlamında terminolojiye çok hakim olmadığım için terminolojiye Gökçe Bey'e bırakacağım sözü. O zaman konsere geçelim. Cumhurbaşkanı girdiğinde Mustafa özel bir şey yapılıyor. Orkestra tarafından. Orkestra Gökçe Bey buyurun. Hem bunu bu detayı anlatın lütfen Sayın Özler. Hem de konser nasıl geçti, nasıl elektrik aldınız, nasıl bir performans sergilediniz? Konserin içeriğiyle ilgili de bilgiler alalım sizden. Yaklaşık 1500 kişi civarında bir kapasiteye sahip büyük bir konferans salonu. Gülnay Hanım'ın dediği gibi tarihi bir mekan, çok etkileyici bir mekan. O etkileyici ortamda konser yapmak gerçekten heyecan verici ve özellikle dolu bir salona, yabancı dinleyicilerin önünde dolu bir salona bir Türk orkestrası olarak çalmak hem gurur verici hem çok etkileyici bir ortamdı. Türk-Malta diplomatik ilişkilerin 50. yılına tesadüf etmesi de aslında hoş bir şey oldu. Diplomatik açıdan katılımı belki de sağlayan nedenlerden biriydi bu. Bu ortamda bir Cumhurbaşkanı'nın katılımı oldu. Bayan Cumhurbaşkanları konsere katıldı. Bir enteresan bir seremonileri var konsere başlamadan önce. Cumhurbaşkanı salona giriyor ve bütün dinleyiciler, salondaki herkes ayağa kalkıyorlar onu selamlamak üzere. Oturacağı koltuğun başına geliyor. Koltuğun başında beklerken bir sinyal çalınıyor. Sinyal bir timpani denen davula benzeyen bizim aletimizde bir tremolo, uzun bir ses çalınıyor. Bir iki dakikalık bir sinyalden sonra herkes yerine oturuyor ve konser başlıyor. Bu şekilde başladı. Milli marşlarımızla başladı konser. Önce İki ülkenin marşı. İstiklal marşımızı çaldık. Arkasından Malta Milli Marşı'nı çaldık. Sonrasında konserimize başladık. Konserde Maltalı bir besteci, Kasar diye bir bestecinin January isimli eseri çalındı. Modern tarzda yazılmış güzel bir eser, içinde efektlerle süslenmiş enteresan bir eserdi. Arkasından Brahms 1. senfoniyi çaldık. Burada Bursa seyircisine de çaldığımız 1. senfoniyi. Arkasından Fedor Rudin, yine Bursa'da ağırladığımız solistlerden kendisi çok güzel bir Brahms konçerto çaldı bizimle beraber. Çok etkileyiciydi. Ve konser bu şekilde son buldu. En son bis olarak Cemal Reşit'in Türkiye senfonik poeminden o hareketli kıpır kıpır kanımızı kaynatan Türk müziğini çaldık. O da çok büyük bir bis oldu. Evet. Çok güzel bir reaksiyon aldı seyircilerden. Ayakta alkışladılar konserin sonunda. Harika bir ortamdı. Peki Malta Senfoni Orkestrası'nı Bursa'da görebilecek miyiz? Öyle bir söz aldınız mı? Öyle bir söz almadık ama Maltalı müzisyenlerle orada takviye olarak orkestramıza katıldılar. Çok güzel, sıcak bir dostluk oluştu tabii ki meslektaşlarımızla, Maltalı meslektaşlarımızla. Kim bilir belki önümüzdeki yıllarda öyle bir ağırlama olabilir. Ama çok önemli bir sanat kenti. Böyle bu şekilde özetleyebiliriz Malta değil mi? Az önce Gülnay söz etti. Sadece bu özel konser değil, diğer konserlerde, diğer senfoni konserleri de dolu salonlarda gerçekleşiyor değil mi? Tabii, yani Avrupa'nın önemli merkezlerinden, turistik merkezlerinden biri. Özellikle yaz sezonunda nüfusu kalabalık bir
2 milyona yakın bir nüfusu oluyormuş ve de yoğun ilgiyi Avrupalı turistlerin yoğun ilgisiyle bu yılın 365 günü konserler, senfoni konserleri oluyor orada değil mi? Mutlaka tabii bizdeki ki. Bizdeki gibi yazın ara vermiyor. Yok yok. Yazın hatta daha bile daha fazla. Sanat tabii. Festivalleri var. Yani aylık haftalık Hı-hı. festivallere ev sahipliği Hı-hı. yapıyorlar. Evet. Peki Gülünay yine sana döneceğim. Adalet Kültür Bakanı Owen Bonici ile bir röportaj evet. Yaptın. Evet. Ve o röportaj sırasında bir tweet attı Maltalı. Bakalım o tweetin bir hikayesi var. Evet, küçük kısa bir hikayesi var. Bu hikayeyi senden alalım. Evet, ben şöyle bir kural var. Konuk orkestranın büyükelçisi yani Reha Bey, Cumhurbaşkanı'na refakat etmek zorunda. Bu nedenden dolayı da benim amacım aslında Reha Bey ile röportaj yapmaktı. Hı hı. Fakat o an özellikle Cumhurbaşkanı'nın korumalarıyla birlikte bir diyaloğa girdik biz. Acaba Cumhurbaşkanı'yla da bir röportaj yapılabilir mi diye. Evet. Ve protokol salonuna götürdüler beni. O süreç de çok hikayeli. Hı hı. Protokol salonunun girişinde beklememi rica ettiler. Orada beklerken Cumhurbaşkanı'nın çok hazırlıklı olmadığı için bir sonraki gün sabah bir röportaj yapılabileceğini ifade etti korumaları bana. Bir şey. Evet, ben maalesef ama sabah günü reddetmiyor. Ertesi gün kesinlikle, röportaj. Kesinlikle ve çok nezaketli bir dille. Ben çünkü biraz şansımı zorladım. Rica ettim ve geldiler, tekrar gittiler, korumalar tekrar anlattılar, geri döndüler. Bayağı uzun süre bir diyalog trafiği yaşandı diyebilirim aslında. Sonrasında bir sonraki gün eğer gelebilirse mümkün olabiliyor yanıtını aldıktan sonra ben zaman sınırımı ifade ettim. Uçağın kalkacaktı. Maalesef ve Kültür Bakanı ile acaba röportaj yapabilir miyim, izin verirler mi dedim. Elbette ondan sonra da onun Bonici geldi yanıma ve onunla bir röportaj gerçekleştirdik. Son derece herkes heyecanlıydı aslında, bunu söylemek gerekiyor ve klasik müzik repertuarlarına hakim bir kültür bakanları var. O yüzden de orkestra ile ilgili çok detaylı bilgi istedi benden öncelikle. Hı hı. Ben de elimden geldiğince kadronun bir kısmının Malta'da olduğunu, geriye kalan bazı müzisyenlerin Bursa'da olduğunu, yaylıların, nefeslilerin sayılarını ve Bursa'nın 4. Türkiye'nin büyük kenti olduğunu, Bursa ile ilgili detaylı bilgiler istedi. Bunları anlattım elimden geldiğince. Sonra da sorularımı sordum. Röportajımı yaptım. Röportaj bittikten sonra Owen Bonici aslında Gökçebeyler konser verirlerken tam geniş açı konser salonunun ve orkestranın bir fotoğrafını çekmiş. Telefonunda bu fotoğraf vardı. Bu fotoğrafın üstüne dedi Twitter'da ben bir Türkçe tweet atmak istiyorum. Ve orkestranın çok güzel bir orkestra olduğunu yazmak istiyorum. Ve konserin diplomatik ilişkiler adına çok önemli bir adım olduğunu belirtmek istiyorum. Ben de onun ifade ettiği İngilizce kavramları Türkçeleştirdim. Yönetmenimiz şimdi video yolda da gösteriyor. Tweet bu. Evet, tweetimiz bu. Ben elimden geldiğince Maltalı Türkçe çevirdikten senin de sonra yardımımla telefonu geri verdim. Tweet Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası mükemmel bir orkestra ilişkileri adına harika bir konser demiş. Bir de ünlem koymuş bu coşku ifadesi. Dolayısıyla hashtagleri o da koymak istediğini söyledi. Çünkü bu dünya çapında önemli bir basamak olduğunu. Barış adına, müzik adına ve aslında orada karşılıklı bir olarak olmuş Bursa Devlet Senfoni kesinlikle Orkestrası. Müziğin ortak bir dili var aslında. Belki de sanatın ve müziğin gerçekten bunu çok iyi anladık hepimiz. Evet, Malta ile Bursa arasında önemli bir köprü olmuş. Umarız bu geliş gidişler devam edecektir. İnşallah. Şimdi dilerseniz Malta'yı bir kenara koyalım ve Bursa'ya dönelim. Malum senfoni sezonunun ortalarında geçtik artık. Sezonun sonuna doğru yaklaşıyoruz. Bir genel bir değerlendirme yapmak gerekirse nasıl geçiyor sezon Sayın Özler? Sezonumuz çok güzel geçiyor. Bu sezon özellikle seyirci sayılarında ciddi oranda bir artış var. Neredeyse iki katına katladık seyirci sayımızı geçen seneye oranla. Geçen sene de hiç fena değildi ama bu sene çok ciddi bir katılım var. Onun dışında programlarımız Olay TV sayesinde Türkiye'nin her yerinden izleniyor ve çok büyük övgü alıyor. Çok önemli sanatçıları burada ağırlıyoruz. Çok güzel programlara imza atıyoruz. Ve dolayısıyla çok güzel geri dönüşler alıyoruz. Umuyorum önümüzdeki sezon da bu şekilde devam edecektir. Evet, peki. Son olarak bu akşama dönelim. Bu akşam da özel bir konser olacak. Türk-Japon Dostluk Konseri adı altında. 4 solist var. Japon kato sanatçısı ve Türk
sanatçıların da bir araya geleceği kanun sanatçısı Halil Altınköprü, soprano Feryal Türkoğlu, tenor Hakan Aysev ve Japon koto sanatçısı Atsuka Suetemu ve Japonya'nın yerel çalgısı koto çalınacak. Evet. Bununla ilgili 1-2 dakika Günay ve Gökçe Özler 1-2 dakikalık bilgi alıp daha sonra reklama geçip ikinci bölüme devam edeceğiz biz. Tamam. Başlayayım ben. Tamam, buyurun. Bir önceki konuda yine Büyükelçimiz Reha Keskintepe'yi de unutmamamız gerekiyor. Sevgilerimizi iletelim buradan. Bursa'ya kendisini beklediğimizi ifade etmiştik Malta'dayken. Tekrar altını çizelim bunun. Çünkü hemen Adalet Bakanı'ndan sonra kendisiyle de bir röportaj gerçekleştirdik. Onu da haberlerimizde yansıttık. Gelelim bu akşama. Benim ilk defa gördüğüm bir enstrümandı. Dünkü röportajda, şimdi video bolda da var enstrümanın detayı. Aslında Türkiye'deki enstrümanlarla kıyaslandığında kanunla karşı karşıya gelebilecek bir enstrüman koto. Atsuko son derece Türkçe'ye hakim bir sanatçı bu arada, onu da söylemek lazım. Birkaç yıl önce sanırım tamamen Türkiye'ye yerleşmiş koto solistimiz. Ve bu akşam biraz musiki, Türk sanat müziği, biraz Japon ezgileriyle karışmış bir özel repertuvar bekliyor bence. Harmanlanacak bizi. Türk kültürüyle Japon kültürü. Evet, bir araya gelecek ama klasik açıdan bakış açısı Gökçe Bey'de. Evet. Sayın Özler. Şimdi ben de öncelikle şeyi belirtmek istiyorum. Malta'daki konserle ilgili tabii ki çok güzel bir konser oldu. Fakat burada emeği geçenleri de atlamamak için tabii ki Kültür Bakanlığı'ndan bir bütçe sağlandı bize, ama karşı taraftan sağlanan bir bütçeyle gittik. Onun haricinde Filarmoni Derneği bütün sezonda olduğu gibi yine çok ciddi destek oldu Malta'ya gidişimizde. Nitekim az önce sorduğunuz soruyla da ilgili olarak bu sezon nasıl geçti, seyirci sayısındaki artış, programların kalitesi falan, bunların hepsine Bursa Filarmoni Derneği'nin çok büyük katkısı var. Onun haricinde özel konserlerin de seyirci sayısında artmasında bir önemli faktör olduğunu belirtmekte fayda vardır. Kesinlikle, tabii ki. Bu haftaki konser de özel konserlerimizden bir tanesi. Konserde Türk-Japon müzikleri çalınacak. Japon müziğiyle başlıyoruz konser aslında. İki Japon bestecinin eserleri çalınacak. Tam bizim kulağımızın Japon filmlerinden aşina olduğu müzikleri duyacağız konserde. Bunların iki tanesini koto sanatçısı Atsuko bizimle birlikte çalacak. Koto, kanuna benzeyen bir Japon çalgısı. Büyük bir ağacın üzerinde gerilmiş tellerle çalınıyor. Kendisi onunla çalacağı Japon müziklerin arkasından bir geçiş, Türk müziğine geçiş olarak yine koto'nun Türk versiyonu olan kanun sahneye çıkacak. Hatta onların küçük bir sürprizi var seyircilere, ikisinin birlikte çaldığı. Arkasından yine kanunla devam eden bir Türk müziği ziyafeti seyircileri bekliyor. Türk musikisinden örnekler, bir senfonik düzenlemelerle ve Hakan Aysel, Feryal Türkoğlu'nun sesinden şarkılarla konserimiz son bulacak. Ben her iki konuğuma da teşekkür ediyorum. Gökçe Özler ve Günay Selçuk, teşekkürler. Teşekkür ve sizi uğurlayacağız. Nitekim Atatürk Kongre Kültür Merkezi, Nerinos Atatürk Kongre Kültür Merkezi'ne yol alacaksınız. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Değerli izleyenler, çok kısa bir reklamın ardından ikinci konuğumuzla, ikinci bölümde diğer konuğumuzla karşınızda olacağız. Şimdilik kısa bir reklam arası. Efendim yeniden merhaba. İkinci bölümde konuğumuz Artvin Milletvekili, Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan. Sayın Bayraktutan, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ediyorum. Bursa demeye Artvin biraz güç çıktı. Anlıyorum. Hem Olay TV stüdyolarına hem Bursa'ya hoş geldiniz Sayın Bayraktutan. Öncelikle neden Bursa'dasınız? Bursa'daki programınızla başlayalım. Buyurun. Öncelikle şunu ifade edeyim. Olay TV'nin stüdyoları gerçekten çok etkileyici. Çok ulusal kanala çıkıyorum ama Bursa'da böyle güçlü bir televizyon kanalına çıktığım için öncelikle çok mutlu olduğumu ifade etmek istiyorum. Bursa bir anlamda Artvin'i yaşatan, Burtvin denilen, Artvin'le özdeş bir şehir. Evet. Güzel ülkemizin güzel şehirlerinden bir tanesi.
Yeşil Bursa. O anlamda bugün hem hemşehrilerimizi hem Bursa'yı ziyaret etmek için buradayım. Biliyorsunuz bir referandum süreci var. Bir referandum sürecinde de Bursa'da yaşayan Artvinler, özellikle hemşehrilerimiz çok fazla. Bugün sabahtan beri Bursa'dayım. Artvin derneklerine, vakıflarıyla, Artvin'i yaşatanlarla, gönlü Artvin'de olanlarla, Bursa'da hemşehrilerimize kaynaşıyoruz. Onlarla hasbihal ediyoruz. Kahvelerde söyleşiler yapıyoruz. O anlamda buradayız. Geldiğimiz andan itibaren bize çok büyük bir sıcak ilgi gösteren hemşehrilerimize, bizimle beraber olan, ki birçoğunu tanıyorum uzun yıllar, çünkü ben Artvin'de serbest meslekle uğraştım. Üçüncü dönem milletvekilliyim. Onlarla Bursa'daki Artvinlerle buluşturuz. Tabii Bursa'daki Artvinlerle buluştuk. Sadece tabii Artvinlerle özdeşleştirmek doğru değil. Eski milletvekili arkadaşlarımızı gördük. İşte biraz önce sevgili İlhan Demiröz'le beraberdik. Sabah İsmet Su'yla beraberdik. Onlar da sağ olsunlar. Hem AK Parti hem Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleri. Tabii Artvin'in şeyleri, bakış açısı çok farklıdır. Yani siyasi farklarımız olabilir, görüş farklarımız olabilir ama ortak değerlerde, Türkiye sevdamızda onları hiç tartışılmaz. O anlamda Bursa'da olduğum için çok mutluyum. Onu ifade etmek istiyorum. Evet, malum referandum süreci de devam ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi olarak artık milletvekilleriyle Türkiye'nin dört bir yanında propaganda sürecine girdiniz Sayın Bayraktutan. Geçmiş dönemlere kıyasladığımız zaman Cumhuriyet Halk Partisi bu kez referandumda farklı bir dil kullanıyor. Daha doğrusu hem partiden yapılan açıklamalar hem de bizim gözlemlerimiz bu yönde, farklı bir din, farklı bir dil, farklı bir uslup, farklı söylemler. Bunu biraz özetleyebilir misiniz? Cumhuriyet Halk Partisi'nin referandum stratejisi nedir? Tabii şimdi şöyle, toplum geriye doğru baktığımız zaman bugüne kadar bir kutuplaşmayı yaşamış olan bir toplum süreci var. Özellikle son yıllarda ne yazık ki toplumumuzda, yani siyasi partilerin ve seçim kampanyalarında hep üzücü tablolarla karşı karşıya kaldık. Yani bir olumsuzluk üzerine siyaset yapmayı çok doğru bulmam. O nedenle pozitif bir seçim kampanyası, pozitif bir referandum kampanyası yürütmeye çalışıyoruz. O belki yurttaşlarımız tarafından da büyük bir ilgiyle karşılanıyor. Benim siyaset anlayışım şudur. Yani karşı tarafın veya eksik gördüğümüz yerlerin üzerine siyaset kurmaktansa bu olayın pozitif taraflarını, neler götürebileceğini, karşı tarafı kırmadan, incitmeden. Yani siyaset anlayışımız bu olmalıdır diye. Hep bugüne kadar böyle yaptım. Sadece karşı taraf diye nitelendirilen partilerin temsilcilerini değil, ona oy veren, tabii ona gönül veren seçmenleri tabii, de kırmadan. Tabii onları da incitmeden. Şimdi bakın. Burada bir önemli bir sürece gidiyoruz. Evet oyu verecek olanlar da var. Hayır oyu da verecekler var. Onların hepsini büyük bir saygıyla karşılamamız gerektiğine inanıyorum. Yani bir insan siyasal tercihinden dolayı herhangi bir şekilde yaftalamayı doğru bulmam. Evet oyu verecekler de başımız üzerindedir. Hayır oyu verecekler de başımız üzerindedir. Bunları neden böyle bir siyasal tercih kullandı diye onları herhangi bir şeyle yaftalamak, bu terör örgütleriyle ilişkilendirmeyi doğru bulmam. O nedenle yurttaşlarımızın bu süreçte, referandum sürecinde birbirlerini kırmadan, birbirlerine saygı göstererek, demokrasinin o güzelliğini iç dünyalarında özümseyerek bir süreç içerisinde kendilerini ifade etmelerini doğru bulurum. Siyasetçilerin de siyasi kimliklerini bir anlamda kenara bırakarak, bu çünkü herhangi bir partinin iç sorunu değildir. Bir partinin seçim kampanyasında bir milletvekilini bir yere getirelim, bir belediye başkanını seçelim seçmeyelimin ötesinde, Türkiye'nin rejim sorunuyla alakalı olarak önümüzde yapacağı bir tercihle alakalı bir yol ayrımındayız. O nedenle açıkça ne getirilmek istendiğini her iki tarafında, yani evet'i savunan siyaset düşüncesindeki kişilerin de, hayır savunanların da karşı tarafı yaftalamadan, efendim siz şursunuz niye böyle diyorsunuz diyene kadar 18 maddede ne getirilmek isteniyor? Türkiye'ye bu 18 madde ne götürür ne getirir? En azından şunu yapmalarını beklerim ben. Sizin televizyonunuzda veya Türkiye'nin diğer televizyon kanallarında bunu savunanların medeni bir şekilde oturup benim düşüncem budur diye birbirlerini ikna etmelerini beklerim ki Avrupa'da, Amerika'da, Batı ülkelerinde. Propaganda süreci böyle yürüyor. Tabii böyle olması değil gerekir. Mi? Öyle değil mi yani? Tabii. Bu özgür bir ortamda insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir ama orada da bir kural, hakaret etmeden, incitmeden, kırmadan, çünkü başka Türkiye yok. Bir ülkemiz var ve ülkemizi çok seviyoruz. O anlamda bunu özgürce tartışabiliriz. Propagandanın merkezine AK Parti koymadan anayasa değişiklik paketinin Türkiye'ye neler getireceği veya neler götüreceği noktasında bir süreç yürütüyorsunuz. Peki bu uslubun, bu dilin, bu stratejinin şeklinde özetlenebilecek sürecin sahadaki yansımaları nedir? Şöyle ifade nasıl edeyim. Nasıl karşıladınız sahada? Yani vatandaşımız bunu çok olumlu karşıladığını düşünüyorum. Yani şöyle düşünün. Kavga etmek bizim toplumumuzun çok hoşuna giden bir olay değil. Yani bunu hoşuna giden bir marjinal kesimler olabilir. Yani bütün bir toplumu bir homojen yapı olarak değerlendirmeyi çok doğru bulmam ama toplumun ağırlıklı kesiminin, hangi siyasal düşünceden olursa olsun, hangi siyasi partiye oy verirse versin,
uzlaşma kültürünü bizim toplumumuz benimsemiş. Türk toplumu o konuda bana göre bir numara bir toplum. Yani kalkıp da kavga etmek üzerine bir senteze ulaşabilmesini beklemek iyimserlik olabilir. Bunu yapana kadar insanlar oturarak konuşabilirler. Özellikle son yıllarda bu kültürün ben Türk toplumunda geliştiğini görüyorum. Yani insanlar düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidirler ve bunu bir pozitif kampanya üzerinden götürebilirler. Yani ne götürüyor ne getiriyor? Bunu anlatarak, yani hamaset yaparak falan diye değil, doğruları ne götürüp ne götürdüğünü anlatarak bunu yapabilirler. Ben bunun karşılığının olduğunu görüyorum. Saygı çerçevesi içerisinde siyasetçi sonuç olarak insandır. Bu hepimiz için geçerlidir. Efendim ben yanlış yapmam demek gibi bir iddia, bu doğru değildir. İnsan böyle bir iddia içerisinde hepimiz hata yapmış olabiliriz. Geçmişteki hatalarımızdan bir kendimize göre bir ders çıkartacağız. Diyeceğiz ki demek ki toplumda karşılığı olan düşünce budur. Ben bu konuda sahada olan bütün siyasi parti temsilcilerine hangi siyasal düşünceden gelirse gelsin bu tip bir propaganda tarzının etkileyici olduğunu yaklaşık bir aydır alanlarda geziyorum. Çok etkili olduğunu görüyorum. Mesela bugün de Bursa'da, Gürsu'da kahveleri ziyaret ettik. Vatandaştan en ufak bir olumsuzluk görmüyoruz. Çünkü eğer karşı taraftakini incitmezseniz... Olgunlukla karşılıyorlar değil mi? Tabii karşı taraftakini incitmezseniz, onun değerlerine hakaret etmezseniz, onun değerlerine değer verirseniz, onu bir kenara koyarsanız ama doğru bilgilendirmeyle alakalı benim de yapmış olduğum bir şey olabilir diye der, onu da olayın içerisine katarsanız daha olumlu olduğunu görüyorum. Yani burada amaç nedir? Amaç bir ülkeyi, bir düşünceyi, bir şeyi anlatabilmektir. Yanlış olur, eksik olur. Vatandaşın vicdanına güvenebilmektir. Biz o anlamda vatandaşımıza güveniyoruz. Ne söylüyorsunuz vatandaşa? Bunu da bir özetlemeniz mümkün. Tabii şimdi bakın, bu ben Anayasa Komisyonu üyesiyim aynı zamanda. Yani bu işin mutfağından geliyorum. Şimdi buradaki getirilmek istenen sistemin ne olduğunu iyi ayırt etmeliyiz. Burada bir sistem değişikliği yok. Burada bir rejim değişikliği var. Şimdi burada iki tane temel sistem var. Bunlardan bir tanesi parlamenter rejim. Parlamenter rejimin çıkmış olduğu ülke İngiltere. Bir de başkanlık var, Amerika. Şimdi biz bunların ötesinde bir arabesk yöntem getiriyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye. Hiçbir yerde olmayan, bakın hiçbir anayasa kitabında yazmayan, kendine özgü, bizim sui generis diye hitap etmiş olduğumuz bir sistemi getirip vatandaşın önüne koyuyoruz. Bakın ben parlamenterim, milletvekiliyim. 6 yıldır bulunduğum yeri temsil ediyorum Artvin'e ama ben aynı zamanda Türkiye'nin milletvekiliyim. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin iki tane temel yetkisi var. Bunlardan bir tanesi yasama yapma yetkisi, yani kanun yapıyor. Bir tanesi bütçe yapma yetkisi. Biz şimdi bu iki yetkiyi alıyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden alıp bir kişiye veriyoruz. Bu doğru mudur, değil midir diye vatandaşlarımızı, yurttaşlarımızı vicdanlarına sesleniyoruz. Biz bunun doğru olmadığını anlatmaya çalışıyoruz. Diyoruz ki anayasanın 6. maddesinde yasama yetkisi herhangi bir şekilde bir başka kişiye devredilemez. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne aittir diyoruz. Yasama yetkisinin devredilmesini asla kabul etmeyiz diye diyor anayasanın amir hükümleri, orada duruyor. Diyoruz ki bu varken bu yetkileri alıp da herhangi bir kişiye, bakın kim olduğu önemli değil, 10 yıl sonra da ülkenin sistemini değiştirecek olan 140 yıllık bir parlamenter demokrasi geleneğinden gelen bir Türkiye'yi alıp siz başkanlık sistemi diye koyacağınız, şimdi mahcubiyet içerisinde cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye dünyanın hiçbir ülkesinde olmayan bir sistemi gelip vatandaşın önüne koyuyoruz. Bunun yanlış olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani bunu anlatıyorken de bu benim partimin veya herhangi bir partinin iç meselesi değil. Sonuç olarak aynı geminin içerisindeyiz. Bu gemi batarsa hep beraber batacağız. O nedenle diyoruz ki çoğulculukla tek adam arasındaki o tercihte parlamenter demokrasinin çok önemli olduğunu, parlamenter rejiminin tek güçlerin adama karşı dağılması tabii, noktasında çünkü, bir söylemimiz var. Anayasa hukukunun temel ilkesi şudur: kuvvetler ayrılıdır. Yasama, yürütme ve yargı birbirinden ayrı olmalıdır. Montesquieu'nun güzel bir lafı var: eğer güçlerin birbirine karşı kötülüğünü engellemek istiyorsanız güçleri daha güçlü kılmalısınız. Yani bir ülkede yasama çok güçlü olmalıdır, parlamento, yargı çok güçlü olmalıdır. Birbirleriyle illiyet bağı, sınırları çok iyi bir şekilde ayırt edilmelidir. Ve yürütme de tabii aynı şekilde. Bakın Amerika'da başkanlık sistemi var. Dünyada hiçbir örneği yok. Muhteşem bir kuvvetler ayrılığı ilkesi var. Ve bunun yanında da bir denge kontrol mekanizmaları var. Şimdi biz freni patlamış bir kamyon gibi bir ülkeyi bir kamyonun içerisine bindirip bir yere götürmeye çalışıyoruz. O nedenle yurttaşlarımızın vicdanlarında karar veriyorken anayasadaki bu 18 maddeyle alakalı değişikliği ayrıntılı okumaları lazım. Bizi nereye götürüyor tam diye. Tam da bunu soracaktım. Vatandaş bu 18 maddeden yeteri kadar bilgi sahibi mi Sayın Bayraktar? Tabii bütün vatandaşların bu konuda bilgi sahibi olduğunu demek çok iyimserlik olabilir ama bir bölüm vatandaşımız gerçekten bu işi iyi ayırt etmiş. Mesela bugün yaptığım gözlemlerde Bursa'daki yurttaşlarımızın, hemşerilerimin televizyonları gayet iyi izlediğini, gazeteleri çok iyi, yani burada yerel basının bu kadar kuvvetli olduğunu bilmiyordum. Ben bugün öğrendim. O anlamda sizleri tebrik ediyorum, kutluyorum. İnanılmaz şekilde bir bilgilendirme var. Yani o enformasyon iyi yapılmış. Ne olduğunu görmüş. Bana göre
televizyon tartışmalarını ayrıntılarla izliyorlar. Tabii objektif değerlendirmeler var, subjektif değerlendirmeler var ama en azından fotoğrafta ismi koymuş vatandaş. Ama bir bölüm vatandaşımızın da bu konuda ilgi göstermediğini de görüyorum. Ama şurada bir ayın üzerinde bir zaman var. 16 insana tahmin ediyorum ki o süreç içerisinde gerekli bilgilendirmeyi yapacaklardır ve bir tercih sorunu olduğunu vatandaş parlamenter demokrasiyle tek adam arasında nerede durması gerektiğine ilişkin bunun bir parti sorunu olmadığını, bir cumhuriyetin beka sorunu, bir ülke sorunu olduğu konusunda ayırt edecektir diye düşünüyorum. Son bir dakikanın içerisinde Sayın Bayraktutan son olarak Bursa üzerinde bir değerlendirme isteyeceğim sizden. Daha sonra programımızı kapatalım. Bugün de Bursa'dasınız. Bursa ile ilgili neler söylersiniz? Referandum perspektifinden baktığımız zaman. Şimdi Bursa'dan ayrı sonuçlar bekliyoruz. Temennimiz o. Bugüne kadar İktidar Partisi'ne büyük destek verdiler. O destek veren yurttaşlarımıza da niye İktidar Partisi'ne destek verdiniz diye demek benim ne hakkım ne haddim. Orada değiliz. Evet. Sorun o değil. Yani partilerine tercihlerini yapabilirler. Ama 16 Nisan'da bu oylamanın sonucunda hayır oy çıksa da şunu iyi bilmelerini istiyorum yurttaşlarım. Hükümet orada duracak, muhalefet burada duracak, Sayın Cumhurbaşkanı görevine devam edecek. Herhangi bir değişiklik olmayacak. Bizim eğer evet çıkarsa ne olacağına ilişkin yurttaşlarımız kafalarını yastıklarına koyduğu zaman o tabloyu iyi düşünsünler. Bizim yani bu bilinmeyene doğru götürülecek bir siyasi tabloyla karşı karşıya kalabiliriz. Bir ülkemizin bir parlamenter demokrasi geleneği var. Biz diyoruz ki tek adam mı yoksa çoğulculuk mu parlamento mu? Türkiye Büyük Millet Meclisi Mustafa Kemal'in en büyük emanetim demiş olduğu kurumdur. Biz o kuruma sahip çıkmaya çalışıyoruz. Onun için buradayız. Kendimize o istemiyoruz. Bizim seçim kaygımız yok. Bugün bir yurttaşımız dedi ki seçim olunca geliyorsun. Seçim yok. Seçim yok. Hiçbir şey yok. Sadece biz vatandaşın kendi geleceğine sahip çıkması için yurttaşımıza anlatmaya çalışıyoruz. Bursa'dan bu anlamda olumlu reaksiyonlar görüyoruz. Elimizde kamuoyu araştırmaları var. 16 Nisan'da Türkiye hayırlı bir sabaha uyanacaktır diye düşünüyorum. Sayın Bayraktutan çok teşekkür ediyoruz programımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, programın sonuna geldik. Bugün hafta sonu, haftaya pazartesi biz yine karşınızda olacağız. Şimdilik hoşçakalın.